Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin kısa süre önce tanıttığı ve ülkemize de satışa sunduğu Huawei Watch GT 4'ün incelemesini birlikte gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak şunu belirtmemiz gerekiyor ki arkadaşlar, biliyorsunuz Huawei akıllı saatler söz konusu olduğunda hayli geniş bir yelpazeye sahip ve her kesime hitap eden modelleri bulunuyor. Dolayısıyla GT 4 de bu anlamda önemli bir model diyebiliriz. İncelememize öncelikle saatimizin tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. GT 4'ü elinize ilk aldığınızda dikkatinizi çeken ilk şey direkt olarak saatin tasarımının değişmiş olması. Biliyorsunuz Huawei'nin kendisine has bir tasarım çizgisi zaten vardı. Fakat GT 4 modelinde baktığınız zaman sekizgen bir tasarım çizgisiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu tasarım çizgisi saatin ana gövdesinde sekizgen hatlar mevcut, fakat bunun üzerine yine yuvarlak bir çerçeve yerleştirilmiş. Oldukça göze hoş gelen bir tasarım elde edilmiş arkadaşlar. Saatte yine klasik olarak bir adet dönen tuşumuz, alt tarafta bir tuşumuz var ki bunu özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu anda bu saatte egzersizler vesaire kayıtlı. Direkt olarak alttaki tuşa bastığınızda egzersizlere gidebiliyorsunuz. Üst tuşta ise klasik olarak menülere direkt olarak erişebiliyorsunuz. Dilerseniz buradaki üst tuştan çevirerek menüler arasında gezinebilirsiniz. Dilerseniz de saatimizin dokunmatik ekranını kullanabilirsiniz. Ekran demişken hemen size şundan bahsedelim arkadaşlar. 1.46 mm bir de 41 mm'lik iki farklı versiyon mevcut. 46 mm'de özellikle sekizgen tasarım çok dikkat çekiyor. 41 mm'de ise arkadaşlar pendant, yani kolye ucu görünümü hayli dikkat çekiyor diyebiliriz. Ekrandan söz etmişken değineceğimiz bir diğer önemli not ise arkadaşlar safir camın kullanılmış olması. Burada safir cam olması saatin ekranın çizilmelere ve darbelere karşı hayli dayanıklı olması anlamına geliyor. Malum biliyorsunuz saatlerin ekranları çizilmeye çok müsait. Neden? Çünkü kolumuzda taşıyoruz. Kapıya basitçe vurabiliriz. Masaya basitçe vurabiliriz. Yani saatin başına her an bir şeyler gelebilir arkadaşlar. Fakat burada safir cam kullanıldığı için kolay kolay ekrana bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Safir camın yanı sıra paslanmaz çelik ve el yapımı fırçalanmış özel işçilikle parlatılmış bir kasa tasarımı var ki bu gerçekten günümüz akıllı saatlerinde görmeye alışık olmadığımız bir detay. O yüzden Huawei'yi de buradan kutlamak istiyorum. Gerçekten son derece şık, son derece göz alıcı bir saat geliştirmişler. Evet arkadaşlar, gelelim Watch GT 4'ün kullanım senaryolarına. Malum artık biliyorsunuz günümüzdeki pek çok akıllı saat birçok ortak özellikle geliyor. Nedir bunlar? Nabız ölçme, kandaki oksijen oranını ölçme, adım sayma vesaire. Yani artık bunlar standart halini almış durumda ki direkt olarak Watch GT 4'te de bu saydığımız özellikleri bulabiliyorsunuz. Ama diğer saatlerde çok fazla rastlayamadığımız birçok artı özelliğe de sahip Watch GT 4. Bunlardan bence en önemlisi arkadaşlar geliştirilmiş TrueSync 5.5 sensörü. Bu sensör gerçekten çok doğru ölçümler yapabiliyor. Örneğin biz bu saati kullanırken arkadaşlar saatten nabız ölçtük. Aynı anda tansiyon aletinden de nabız ölçtük. Ve iki cihazda da çıkan sonuçlar birbirine çok yakındı. Yani arada bir atım ya oynuyordu ya oynamıyordu. Dolayısıyla burada Huawei'nin yeni sensörlerinin son derece güzel işler çıkardığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki bu saatteki tek önemli özellik kalp hızını, nabzı doğru bir şekilde ölçmesi değil arkadaşlar. EKG ölçümünü, kandaki oksijen oranının ölçümünü, stres ölçümünü de son derece başarılı bir şekilde yapabiliyor. Ve saatin uyku izlemesi de gerçekten çok başarılı. Örneğin arkadaşlar ben bu saati kullandığım, test ettiğim süre boyunca gece uyandığımda böyle yani 3-4 dakikalık uykuları bile, hani uyanırsınız yanı başınızdaki suyu alır içersiniz ya, onu bile fark ederek mesela direkt analiz kısmında gösteriyor. Dolayısıyla uykunuzu son derece hassas bir şekilde ölçtüğünü söyleyebilirim sizlere. Bir diğer önemli not ise arkadaşlar, şimdi stres ölçümü birçok saatte var ama bu saatlerdeki stres ölçümleri çok doğru sonuçlar vermiyor. Watch GT 4'te ise mesela biraz canınız sıkkın, İnsan stresli olduğunu hemen hemen hisseder zaten. Örneğin ben bazı olaylardan ötürü canım sıkkındı. Ya bakayım mı derim, hani stres ölçümü yine normal seviyede mi gösterecek, yüksek seviyede mi gösterecek? Mesela yükseğe biraz yakın gösterdi ki
Bu da normale göre bir hayli yüksekti. Dolayısıyla bu noktada Watch GT4'ün stres ölçümünü de son derece başarılı bir şekilde yaptığına ben direkt olarak şahit oldum. Evet, gelelim saatimizdeki bir diğer önemli özelliğe. Tabii ki şarj süresi. Malum Huawei şimdiye kadar zaten akıllı saatler tarafında kullanıcılarını üzen bir marka olmadı. Özellikle de şarj sürelerini baz aldığımız zaman Huawei marka akıllı saatler son derece uzun pil sürelerine sahipti ki Watch GT4'te de yine pil süresi oldukça uzun arkadaşlar. Normal bir kullanım senaryosunda bu saatin size 10-12 günlük bir pil süresi sunduğunu söyleyebilirim. Hatta saatinizi daha az kullanırsanız, bu ne demek yani, eğer çok fazla spor yapmıyorsanız, spor modlarını kullanmıyorsanız, malum spor modunu açtığınız zaman arkadaşlar sürekli olarak nabız ölçüyor vesaire. Bu da saatin pilinin biraz daha hızlı tükenmesine sebep oluyor. Ama siz spor yapmıyorsanız ve günlük rutinde saatinizi kullanıyorsunuz. Nedir bu? İşte bildirimleri okuma, gelen telefonları yanıtlama belki. Belki gelen mesajları cevaplama ve ara sıra sağlık ölçümleri yapma şeklinde saati kullanıyorsanız o zaman bu saatin pil süresi 2 hafta yani 14 güne kadar varabiliyor arkadaşlar ki bence bu da son derece muazzam bir özellik. Yani saatinizi şarj ediyorsunuz ve bir daha şarj etmeyi unutuyorsunuz diyebiliriz. Evet, saatin şarjı ile ilgili söyleyebileceğim bir diğer önemli özellik ise arkadaşlar %30 daha hızlı kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteğinin gelmiş olması. Ters kablosuz şarj ne demek? Biliyorsunuz arkadaşlar günümüzde artık pek çok telefonda ters kablosuz şarj özelliği de var. İşte bu özellik sayesinde direkt olarak saatinizi telefon üzerinden dahi ne yapabiliyorsunuz? Şarj edebiliyorsunuz ki bence bu da yine iyi bir özellik. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu saatin gerçekten şarjı bitmiyor gibi bir şey. Yani saati şarj ettikten sonra ciddi anlamda hani bir daha şarj etmeyi unutuyorsunuz. Ben mesela en son ne zaman şarj ettiğimi hatırlamıyorum. Şu anda kolumda Watch 4 Pro var belki ama hani bu saatte bir hafta falan kullandım arkadaşlar ve hala şu anda saatin şarjı %53 seviyelerinde. Yani belki ben bir hafta önce şarj etmiştim. Hani kullanmadan önce şarjını fulleyeyim demişimdir. Bu bir haftalık süreçte hala %53 şarjı var. Bu da demek ki 14 günlük pil süresini bizlere doğru olduğunu gösteriyor. Gelelim biraz da saatimizin spor tarafındaki özelliklerine. Biliyorsunuz artık günümüzde akıllı saatler sadece adım takibi vesaire yapmıyor. Pek çok spor modunda da kullanıcılarına destek sunuyorlar. Böylece hangi sporda ne kadar kalori yaktığınızı da saatinizden net bir şekilde takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Watch GT4'te arkadaşlar 15'i profesyonel olmak üzere 100'den fazla egzersiz modu yer alıyor. Bu egzersiz modları arasından dilediğinizi seçerek spor yapabiliyorsunuz ki çok fazla seçenek var arkadaşlar. Yani kürek çekmeye kadar her şey var. Şöyle diyeyim size, yani bir spor salonuna gittiniz diyelim, herhangi bir alete oturdunuz. Yani burada o spor modunu bulamayacağınız bir alet spor salonunda yok. Size bu kadarını söylüyorum. Zaten yüzme vesaire yaptığınız zaman da yine yüzme spor modunu açarak, hatta yüzmenin haricinde farklı mesela yüzme şekilleri vesaire de var. Dolayısıyla spor modlarını bir hayli geniş tutmuşlar. Elbette buradaki spor takibi sadece yapılan sporlarla sınırlı değil arkadaşlar. Çok güzel bir özellik var. Kalori takibi. Yediklerinizi vesaire gerek kalori takibini de yapabiliyorsunuz. Bu kalori alımı takibi sayesinde arkadaşlar yani gün özellikle kilo vermek istiyorsanız günlük ne kadar kalori aldığınızı görüyorsunuz. Yaktığınız kaloriyi görüyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada aldığınız kalori yaktığınız kaloriden daha az ise bir nebze kilo vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunu göstermesi de özellikle zayıflamak isteyenler açısından son derece olumlu bir özellik diyebiliriz. Elbette söz konusu akıllı saatler olduğunda kullanıcıların aklına gelen en önemli sorulardan bir tanesi yeteri kadar saat arayüzü var mı oluyor? Çok fazla arayüz var arkadaşlar. Yani ister ücretli ister ücretsiz bir sürü saat arayüzü var. Hatta güzel şeylerden biri de mesela çeşitli arayüzler yüklüyorsunuz. Güç seviyelerini görebiliyorsunuz. Böylece hangi arayüzün saatinizin şarjını ne kadar harcadığını da direkt olarak görebiliyorsunuz. 1, 2 ve 3 var zaten. 1 yeşil, 2 sarı, 3 kırmızı arkadaşlar. Eğer siz kırmızı bir arayüz seçerseniz tabii ki saatinizin şarjı daha hızlı bir şekilde bitecektir. Ama sarı ya da yeşil bir arayüz seçerseniz saatinizin şarjı daha fazla gidecektir. Diyelim ve gelelim en önemli sorumuza. Bunu aslında tüm Huawei Watch modellerinde söylüyoruz ama bir kez daha söyleyelim arkadaşlar. Huawei Watch GT4 de yine diğer Huawei Watch modellerinde olduğu gibi hem HarmonyOS hem iOS hem de Android cihazlarında
sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yani şunu demenize gerek yok. Ya ben X telefonu kullanıyorum, bu saatte kullanabilir miyim? Ben Y telefonu kullanıyorum, bu saatte kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Tek yapmanız gereken App Gallery üzerinden Huawei'nin Health uygulamasını indirmek ve uygulamayı indirdikten sonra direkt olarak saatle eşleştiriyorsunuz. Gerekli izinleri de verdikten sonra bildirimler geliyor saatinize, aramalar geliyor. Saatiniz üzerinden bazı bildirimleri cevaplayabiliyorsunuz, aramaları cevaplayabiliyorsunuz. Yani bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor Huawei size. Dediğim gibi rahat bir şekilde saatinizi herhangi bir akıllı telefonla kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu saat hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.